Efendim TV 8'de, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konumuz zayıflamayla ilgili ama nasıl? Çok farklı bir yöntemden bahsedeceğiz ve çok güzel bir konuğumuz var. Sevgili Özlem Postbaşıoğlu, zayıflama uzmanı kendisi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz biz de. Sabahın bu erken saatinde sizinle başlamam. Bir kere her seneden önce çok keyifli. Değil mi? Ve seyircilerimizin de çok sevdiği bir konu. Herkes zayıflama. Çok seviyor. İnanılmaz yani. Eminim çok seviyor. Çünkü pandemiden herkes kilo aldı. Herkes istiyor evet. Ama çok da zorlandığı bir konu. Bir de ne güzel ki karşımızda böyle şık zarif bir hanım görüyoruz. Ve bize nasıl zayıflayacağımızı anlatıyor. Dolayısıyla motive olacağız. Ekrana biraz daha yaklaşabiliriz. Hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Şimdi farklı bir yöntem ama. Evet, soğukla. Evet. Yani çok ilginç bir konu aslında. Yani ilginç, farklı bir teknik. Soğukla zayıflama metodu nedir? Ben onunla başlamak istiyorum. Tabii ki. Aslında soğuk bir sürü tedavi, terapi amaçlı kullanılıyor uzun yıllardır. Biz buzla zayıflama yöntemi uyguluyoruz. Yani yağ dokularını donduruyoruz, şoklama etkisi yaratıyoruz ve bu işlem sayesinde ilk seans itibariyle hemen bir sonuç gözlemliyoruz. Ortalama 2-4 santim sonuç elde ediyoruz ve tamamen ağrı, sızı, morarma, yan etkisi olmadan gayet konforlu bir şekilde sonuç odaklı ilerliyoruz. Ya doğru mu duyduk? Tek seansta geldiğinde, tabii detayı soracağım, bir seans ne kadar sürüyor, tam olarak nasıl bir şey bu? Hemen bir fark görebiliyor kişi yani. Evet, yani teknoloji yağ dokularını tespit eder, sadece ve sadece yağları dondurur. Yani aslında kişi buzlu işlem gördüğünü hissetmez. Çünkü işlem sadece yağ dokularını donduruyor. İlk seans itibariyle ortalama 2 ila 4 santim zayıflama elde ediyoruz. Tabii ki bu kişinin yağ oranına göre değişkenlik gösterir. Mesela 48 beden biri gelir. 4 santim, 6 santim rahatlıkla verir. 38 beden biri gelir. 2 santim incelme elde eder. Bu tamamen yağ oranıyla bağlantılı ve değişkenlik gösterir. Çok güzel. Yani direkt gelen herkes o seans esnasında bile bir şey hissediyor. Peki şimdi herkesin amacı farklı. Ki Türkiye'de özellikle kadınların da dili olayım buradan. Eminim izleyicilerimizden de böyle düşünen oluyordur. Ya şimdi benim bölgesel fazlalığım var. Direkt öyle zayıflama deyince toplam bir kilo kaybı anlaşılıyor. Ama bir de bölgesel kalınlıktan mutsuz olanlar var. Bunu aynı şekilde bölgeselde de böyle bir farklılık yapılabiliyor mu? Yani şöyle, bize gelen danışanların büyük bir kısmı daha önce diyet yapmış. Evet. Hüsrana uğramış, uğramamış. Yani bölgesel bir türlü kurtulamadığım göbeğim, basenim, diyet yapsam da kilo versem de dirençli bölgesel yağlarımdan kurtulmak için bize başvurdukları zaman işte o noktada işlem üstün sonuçlar veriyor. Çünkü dediğim gibi kilo odaklı değil ama yağlarından kurtulmak istiyorum diyen herkese üstün sonuç verir. Bu arada sağlıklı beslenme programını uygularsa danışanlarımız kilo kaybı da söz konusu. Çünkü işlemin şöyle bir avantajı daha olacak. Ciddi miktarda kalori harcıyorsunuz. Neden? Çünkü vücudun alışkın olduğu bir ısısı var değil mi? 36-37 evet. Derece. Arasında. Biz buzla işlem uyguladığımız zaman -40 dereceyle yağları dondurduğumuz zaman vücut normal ısısına dönebilmek için çaba sarf ediyor. Bir o arada da kalori harcıyor. Devreye girer ve kalori harcıyorsunuz. Dolayısıyla sağlıklı, hani katı diyetlerden asla bahsetmiyoruz ama sağlıklı bir beslenme programı eşliğinde program uygulandığı takdirde kilo kaybı da ciddi boyutlara ulaşır. Peki mesela Aylin şunu dedi, bir tek bölgede veya çoklu bölge olabiliyor. Mesela benim örnek veriyorum, karın bölgem ve işte atıyorum göğüs altı bölgem var erkek olarak. Hı hı. İşte bayan olarak da hem basen var hem de bel bölgesi var. Aynı anda birkaç bölge işlem yapılabiliyor mu? Tabii ki mümkün. Zaten bizim ayrıcalığımız da orada başlıyor. İlk görüşme randevusu çok önemli. Kişinin birincisi beklentilerini tespit etmek. Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda program oluşturmak. Yani bölgesel olabilir tek bölge ama ben daha genel. Kollarım, bacaklarım, yani daha genel hem zayıflama hem sıkılaşma etkisi istiyorum diyen danışanlarımıza farklı program uyguluyoruz. Yani tek tip bir program ile başlamıyoruz. Hmm. Tamamen kişiye özel. İşte en güzeli bu. Siz önce kişiyi dinliyorsunuz. Hedefe odaklı hangi uygulama gerekiyorsa onu yapıyorsunuz. Ve hedef odaklı yapabiliyorsunuz bunları. Evet. En güzeli bu. Kesinlikle. Peki yani hayal edebilmeleri için şimdi seans diyoruz, hemen fark görüyor diyoruz, bir soğuk buz diyoruz filan, kalori yakıyor diyoruz. Bize bir canlandırabilmemiz için anlatabilir misiniz? Nasıl bir süreç bu? Görüşme randevusuyla start veriyoruz. Görüşme randevusu esnasında dediğim gibi program belirlenir.
elektronik ölçüler alınır. Elektronik ölçüler sayesinde aslında iç organlarımızın yağ oranına kadar ölçüm elde ediyoruz. Ve gözle görünen ve görünmeyenleri de tespit etmiş oluyoruz. Ardından program başlıyor. Kişinin dediğim gibi yağ oranına göre de hemen bir sonuç ortaya çıkarıyoruz. Motivasyon açısından bu çok önemli. Çünkü zayıflama sürecindeki her kadın, erkek o sonucu görmek istiyor ya, tabii, gördükçe de tabii dahasını istiyor. Motivasyon genelde çok önemli. O yüzden ilk seans itibariyle biz bunu sağlamış oluyoruz. Çünkü hemen o ilk günün etkisi bizim için, danışan için de çok önemli. Bu bir cihaz teknolojisi ama öyle, evet, değil mi? Yani böyle girip bir elle yapılan bir masaj vesaire değil. Bir cihaz yardımıyla kişi buna kavuşuyor. Evet. Bir de soğuk deyince kişi üşüyor mu orada? Nasıl bir, yani 40 derece dediniz. Yani ultrason seansı düşünün. Buzlu bir başlık ile, masaj yöntemiyle yağ dokularını donduruyoruz. Sadece yağları dondurduğumuz için asla ve asla kişide üşüyorum, donuyorum gibi bir his oluşmuyor. Hatta işlem esnasında uyuyan danışanlarımız bile oluyor. Gayet konforlu. Ne ister yani evet, bölgesel yağlarından? Şimdi soğutma falan deyince düşünüyorum, evet, ben de. Evet. Peki bu kalıcı olması için kaç seans olması gerekiyor? Gerçi kişinin bünyesine de kilo fazlalığına göre de değişir ama ondan biraz bahsedebiliriz. Görüşme randevusu esnasında dediğim gibi program belirlenir. 5 seanslık bir program veya 10 seanslık bir program oluşturuyoruz genelde. Kalıcı sonuçlar için bu çok önemli. Biz sonuca ulaştırırız kişiyi, ancak kilo almadığı sürece sonuçlar kalıcıdır. Biz kişinin yaşam tarzına müdahale edemeyiz, beslenme, evet, alışkanlığına müdahale edemeyiz. Siz de takdir edersiniz ki günde 3 litre suyunu içen, 2,5 litre suyunu içen ile günde 1 litre kola içenin kilosu da, yaşam tarzı da aynı değil. Dolayısıyla kalıcı kilolar için sağlıklı beslenme bir yaşam tarzı haline getirilmeli. Ama genelde biz şunu görüyoruz. Sonuca ulaştığınız zaman o kadar mutlu ve memnun, motive oluyorsunuz. Güne bambaşka başlıyorsunuz, giyinmekten çok keyif alıyorsunuz. O yüzden genelde kilolarımız doğum süreci haricinde kalıcı oluyor. Çok güzel bir noktaya da değindiniz. Doğum sonrası özellikle bölgesel kilolarından kurtulmak ve sıkılaşmak isteyenler için de, evet, güzel bir sonuç veriyor mu? Bizim zaten en çok işlem yaptığımız danışanlarımız doğum sonrası kilolarından bir türlü kurtulamayan. Çünkü hayatım boyunca hiç kilo sorunu yaşamadım diyen kadınlar bile maalesef gebelikten sonra biraz zorlanabiliyor. Tabii, ister istemez. Bir de toparlama ihtiyaçları da oluyor. Biz o noktada baya baya başarılıyız ve hemen zaten psikolojik anlamda da o etkiyi hissediyoruz. Kişi toparlamayı hissedince çok farklı oluyor ve bu sayede de çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Ne kadar güzel. Bir şey sormak istiyorum, özel bir soru. Tabii. Yaş aralığı var mı? Yani mesela genç yaşta obezite problemleri olan, başlangıcı daha doğrusu olanlar var. İlerlemiş yaşta kilolu olanlar var. Herhangi bir yaş aralığımız var mı? Yaş engeli yok. Reşit olduğunuz sürece işlemleri yapabiliriz. Kronik rahatsızlığınız yoksa, kanser tedavisi, hı-hı, ve gebelik evet, halinde işlemleri uygulamıyoruz. Tabii. Ama bunun dışında işlemlerin yan etkisi yok. Dediğim gibi kimyasal, enjeksiyon gibi yan etkileri olmayan bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Ve sadece yağları donduruyor. Yani aslında sizin vücudunuzda kalmaması, olmaması gereken o yağları dışarı gönderen bir uygulama. Mesela bir seansa geldi, güzel bir fark gördü. İşte bir yeme içme listesi mi veriyorsunuz? Süreçte nelere dikkat etmesini istiyorsunuz. Nasıl, hı-hı, takip başlıyor orada? Diyetisyenlik hizmeti vermiyoruz. Ancak bu işlemler esnasında 2-2,5 litre su çok önemli. Eğer zaten spor alışkanlığı varsa kişinin 3 litreye kadar öneriyoruz. Sağlıklı beslenme zaten temel kural. Neden? Biz oluşmuş olan yağları tespit eder ve o noktalarda başarılı oluruz. Kişinin beslenme alışkanlığına müdahale edemeyiz. O yüzden zaten problemin temel kaynağı, eğer bir kilo problemimiz varsa demek ki beslenmede bir takım yanlışlar olmuş veya devam etmekte. Kaynağı durduralım ki biz de probleme odaklanalım, problemi çözelim. Hı hı. Zaten kalıcı kilolar vermek için de her zaman bunu söylüyoruz, beslenme. Çünkü sizin kilo almanızı biz durduramayız, engel olamayız. Zaten, hı hı, böyle bir yöntem yok. Hı hı.
Ama eminim ki kişi geliyor, orada bir sonuç görüyor. Her zaman bence bir adım gerekiyor işte. Diyete mesela başlar hanımlar ki ben de yakın çevremden biliyorum. Hani şimdi bana da şey diye olabilirler, senin için kolay, sen hiç diyet yaptın mı ki gibi. Ama şu hissiyatı biliyorum. Arkadaşım böyle 2 kilo da verse bir mutlu olup devam ediyor. Tabii ki. Tabii. Ama kilo veremeyen, inatçı olan böyle koyu verebiliyor. Dolayısıyla aslında burada insanları motive ediyordur. Evet, ilk seans o yüzden çok önemli. Elektronik ölçülerde önce ve sonra dondurulan yağ miktarını, kırılan yağ miktarını net bir şekilde ölçüyoruz. Yani elektronik ölçü sonuçta ötesi yok. Her şey net bir şekilde. Hem motivasyon açısından dediğim gibi, hatta biz şöyle ilk seansta dar bir kıyafetinizle gelin diyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ki kişi tamamen artık zayıflamaya odaklansın ve bu şekilde de birlikte bir yol kat edelim. Çok güzel. Ben Özlem Hanım'la da konuştum zaten. Deniyor musun? Gideceğim. Evet, kesinlikle gideceğim yani. Çünkü tabii bu bel bölgemle başladığın alakalı. Başladığın zaman o zaman takibi biz de birlikte başlayalım izleyicilerimize. Nasıl bir değişim olacak? Peki bir de o seanslar ne kadar sürüyor? Araları ne kadar zaman olmalı? Bir seans 30 dakika sürüyor. 15 günde bir tekrarlanır. İşlem ciddi bir yağ kırma işlemi olduğu için mutlaka 15 gün ara vermeliyiz. Kırılan yağları vücuttan dışarı atma sürecidir. Yani ilk seansta biz bir etki elde ediyoruz. Ancak asıl zayıflama süreci bizden danışan ayrıldığında başlar. Hmm. Çünkü kırılan yağlar vücuttan dışarı atıldıkça vücut zayıflamaya, şekillenmeye devam eder. Evet. Süper. Yani o etkiyi gördükten sonra 15 gün boyunca da bol su içip yediklerinize biraz dikkat ederseniz, tabii ki alkol tüketimini bırakırsanız kilo vermeyeceğinizin bir, yani vermemenizin hiçbir sebebi yok diye anlatıyor Özlem Hanım. Efendim, inşallah sizin de sorularınıza yanıt olmuştur. Soğukla zayıflama yöntemini konuştuk bugün. Özlem Postbaşoğlu ile kendisi zayıflama uzmanıydı. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.